Gezgin Müzisyen YouTube kanalının ritim derslerine hoş geldin. Oğuzhan hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, ritim kalıpları serisinin 3. videosundayız. Bugün yeni bir şey ekliyoruz. Suslar. Suslar mı? Evet, susuyorduk orada Oğuzhan. Niye konuştun? Sus gördüğün yerde susacaksın. Neden susuyorum ki? Çünkü sus var artık. Tamam. Artık ritimlerimizin arasına suslar girdi. Bundan önceki dersleri iyice içselleştirdiysen bu derse hazırsın demektir. Hemen başlayalım. Suslara başlamadan önce şu işaretleri iyice bilmemiz lazım. Bazılarını uzun süre kullanmayacağız ama böyle bir beşliği göstereyim dedim. Aynı nota gibi şu şekilde gördüğün sus işareti birlikmiş adı. Vuruşu da 4 vuruş. İkincisi de ikilik 2 vuruş. Dörtlük 1 vuruş. Sekizlik yarım vuruş. 16'lık çeyrek vuruş. 1/4 vuruş da diyebiliriz. Bunları zaten biliyorsun, o yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Yine bir görsel olarak bakalım diye gösterdim. Şimdi zaten notalarla birlikte iyice anlayacağız. Öncelikle susları ve notaları bir arada görelim. İyice alışalım kalıplarda. Bir sonraki derste egzersizlerine başlayacağız. İlk örneğimizi açtık. Bir tane bir vuruş sus. Bir tane bir vuruş nota sus. Ve bir nota. Çok basit. Peki bu sus esnasında ne yapıyor? Bizim için ne önemli? Ayak önemli. Çünkü iki elimiz dolu oluyor gitar çalarken. Ayak şu sus kısmında aşağı yukarı yapacak. Ama hiçbir müzik çalmayacak. Ses çıkmayacak. Burada müzik başlıyor. Burada yine susuyoruz. Burada yine başlıyor. Bir hemen deneyelim. 40 metronomda. Önce ben söyleyeyim, sonra siz söyleyin. Son, 2, 3, 4. Ta. Ta. İlk vuruşlarda tamamen susuyorum. Klik devam ediyor. O kliği ayağınız gibi düşünün. Ayağınız aşağı yukarı yapıyor gibi düşünün. O şekilde çalışın. Şimdi sıra sizde. Son. 2. 3. 4. Hemen ikinci örneğime geçiyorum. Burada da arkadaşlar bakın, yarım vuruşluk sus kullanılmış. Yarım vuruşluk sus, yanına yarım vuruşluk nota. Sonra bu notanın tam hali, yani İzmir'in tam hali. Buraya ne diyebiliriz mesela? Esmir diyebiliriz. Esmir, İzmir, Esmir, Esmir. Es'lerde tamamen susuyoruz. Önce ben söylüyorum, sonra sen de. Son, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Bu önemli. Bunu iyice içselleştirin. Bu derslerin her birini içselleştirerek geçin. Çok rahatlayacaksınız nota okurken. Sıra sende. Son, 2, 3, 4. Bunu da anladıysak bir sonraki örneğe geçelim. Bunda da arkadaşlar Ankara kalıbımız, bakın Ankara kalıbımızı kullanıyoruz. Yine yarım vuruşluk sus. Şuradaki an yerine yarım vuruşluk sus, sonra kara kısmı. Kalıbın tamamı, sonra yine aynı. Alışmak amaçlı olduğu için bu şekilde. Deniyorum önce, sonra sizde. Son, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Şimdi bunu bir gitarla deneyelim. Önce sağ elimle boş. Es'leri söyleyeceğim klik olmadığı için. Es ta 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 ta, es ta ta, es ta ta. Mesela bunu bir akor basarak çalıyorum. Söyleyerek çalıyorum. Es ta 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 ta. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir ritim kalıbı gibi oldu. Sadece ne yaptık biz? Bir örnek yazdım, yani bu örneği de rastgele yazdım. Bir sıralamayı düşünerek. Ama bilgi dediğim ya her zaman. Bilgi sendeyse küçücük şeylerden kocaman şeyler yapabiliyorsun. Çok önemli olduğunu anlatmak için böyle kesip gitarla örnekler veriyorum.
Bunları lütfen bol bol çalışın. Şimdi bir sonraki örneğe geçelim. Evet arkadaşlar, bir öncekinde Ankara yapmıştık. Şimdi Karaman yapıyoruz. Karaman'ın K'sına S koyuyoruz. Yani Raman, 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 Karaman, Raman, Karaman, S Raman, Karaman, S Raman, Karaman. Böyle de alışabilirsiniz. Bunun K'sına koyduğumuz için S'i 16'lık koyuyoruz. Çünkü ilk notam 16'lık, yani çeyrek. Karaman yerine Esraman, Karaman, Esraman, Karaman. Bu şekilde yapacağız. Önce ben söyleyeyim, sonra siz söyleyin. Son, ki, üç, dört. Ta ta, ta ta ta, ta ta, ta ta ta. Sıra sizde. Son, ki, üç, dört. Bunu yaptıysan harikasın. Bir sonraki örneğe geçelim. Evet, buradaki kalıbımız da terazi kalıbı. Terazinin de T'si 16'lık olduğu için susumuz yine 16'lık sus. Esta ta 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 ta, esta ta, esta ta. Şimdi metronomla okuyalım. Önce ben okuyorum, sonra siz. Son, ki, üç, dört. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Bu da gitarla güzel bir ritim olabilir. Bir deneyelim. 4. Mesela şarkı girişinde böyle bir ritim atıp sonrasında şarkının orijinal ritmine girebilirsin. Güzel bir giriş ritmi oldu. Sen ne düşünüyorsun Oğuzhan? Bence de güzel oldu. Evet. Şimdi sonraki örneğe geçelim. Evet, burada da Bursa. Bursa'nın bur kısmına S koyduğumuz için ne yapıyoruz? 8'lik bir S, bir de nokta var. Yani 0.75. Bu da 0.25 gibi düşün. 1'e tamamladık yani. Bursa. S ta. Bursa. S ta. Diye gidiyor. Önce ben söylüyorum, sonra siz söylüyorsunuz. Son. 2. 3. 4. Ta 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 ta. Bir de bunda S'leri söyleyerek söylemek istiyorum, daha iyi anlaşılsın diye. Son, ki, üç, dört. S ta ta ta, S ta, S ta. Bu şekilde S'leri söyleyerek çalışabilirsin ilk başta. Sonra S'leri kaldırıp diğerlerini söylersen daha hızlı oturur. Bu bir size örnek olsun. Şimdi sıra sende, bir dene bakalım. Son, ki, üç, dört. Şimdi bir sonraki örneğe geçelim. Burada da Bolu'nun ilk kısmına S koyduk. Yine 16'lık S. Şu şekilde söyleyeceğiz. Esta, Bolu, esta, esta ya da esta, ta ta, esta, esta. Bu şekilde söyleyeceğiz. Metronomla söyleyelim. Son, ki, üç, dört. Ta, ta ta, ta, ta. Sıra sende. Son, ki, üç, dört. Bir de S'leri söyleyerek yapalım. Son, ki, üç, dört. Esta, ta ta, esta, esta. Bu şekilde de çalışıp dediğim gibi sonradan S'leri çıkartabilirsin. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kalıpları bitirelim. Bir sonraki derse birkaç kalıbımız kaldı. Birkaç da örnek yaparız. İyice bu S'li hallerini oturttururuz. İlk başta bu hallerini oturtursak sonra S'lerin yerlerini değiştirip daha karıştıracağız. Parça içinde kullanacağız. Daha büyük ölçülerde yapacağız. Hepsini birbirine karıştıracağız. O yüzden karıştırmadan önce bir önceki dersler ve bu dersi iyice içselleştirin. Çünkü en basit halleriyle çalışıyoruz. Anlamadığın yerleri ne yapıyor olsan? Yorum yazıyorsun. Yorum yazabilirsin. Başka ne yapabilir? Beğendiysen beğenebilir. Beğenebilirsiniz.
paylaşabilirler. Paylaşabilirsin. Abone olabilirler. Abone evet. olabilirsin. Abone olabiliriz. Bir de ne var olsan katıl butonunu açtık biz. Oradan da destek olabilirler. Evet, oradan da destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.